Burada bir denklem sistemi var. Bizden x ve y'nin değerlerini bulmamız isteniyor. Kolay. Hemen bulalım. 2x eksi y eşittir 14 ve eksi 6x artı 3y eşittir eksi 42. Evet, bu soruyu yok etme yöntemiyle çözebiliriz. Hemen bir deneyelim. Y'leri yok etmeye çalışalım. Burada artı 3y, burada da eksi y var. Bunları toplarsak y'li terimlerden kurtulamayız çünkü sonuç 0 olmaz. Ama bu eksi y'yi eksi 3y yaparsak, eksi 3y ile artı 3y birbirini götürür ve y'li terimlerden kurtulmuş oluruz. Bunu yapmanın en kolay yolu ise bu denklemi 3 ile çarpmaktır. Hemen çarpalım. 2x ile 3'ü çarparsak 6x eder. Eksi y ile 3'ü çarparsak eksi 3y ve 14 ile 3'ü çarparsak da 42 elde ederiz değil mi? 3 kere 10, 30, 3 kere 4, 12, 30 artı 12 de 42. Şimdi de bu iki denklemi birbiriyle toplamamız gerekiyor. Evet, burada ilginç bir şey olacağını siz de fark ettiniz değil mi? Evet, denklemlerin sol tarafını toplayalım. Eksi 6x artı 6x. 0. 3y artı eksi 3y de 0 eder. Ve eksi 42 artı 42 de 0 edeceğine göre 0 eşittir 0 eşitliğini elde etmiş olduk. Şahane. Bu sonuç kesinlikle doğru ama bize x ve y hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Böyle bir durumla yani 0 eşittir 0, 1 eşittir 1 ya da 5 eşittir 5 gibi durumlarla karşılaştığınızda üzerine çalıştığınız denklemlerin birbiriyle aynı olduğunu anlamanız gerekir. Ve diyebiliriz ki, bu sistem, bağımlı bir sistemdir. Evet, buraya yazıyorum. Bağımlı sistem. İlk denklemi 3 ile çarparsanız, ne olur? 6x eksi 3y eşittir 42 bulursunuz. Ve bunu da eksi 1 ile çarparsanız, eksi 6x artı 3y eşittir eksi 42 elde edersiniz. Yani, ikinci denklemin aynısını ya da ikinci denklemi elde etmek için, ilk denklemi eksi 3 ile çarpmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Her iki durumda da bu iki denklemin aynı olduğunu görürsünüz. O halde, bu denklemlerden biri, diğerinin bir katsayıyla ile çarpılmış haldir diyebiliriz. Bu iki denklemi grafikte gösterecek olsak, 2x eksi y eşittir 14. İki taraftan da 2x çıkaralım. Sol tarafta eksi y kaldı. Sağ tarafta ise, eksi 2x artı 14. İki tarafı bir de eksi 1 ile çarparsak, y eşittir, 2x eksi 14 elde ederiz. Evet, gelin x ve y eksenini çizelim hemen. Bu y ekseni, bu da x. Bu denklemin y eksenini kestiği nokta, eksi 14. İşte burası. Sıfıra eksi 14 noktası ve eğimi ise 2. O halde bu denklemi grafikte bu şekilde gösterebiliriz. İkinci denklem ise bu bağımlı bir sistem olduğu için yine aynı şekilde gösterilecek. Evet, ikinci denklemde doğru denklemi doğru denklem şekline getirirseniz aynı doğruyu elde edersiniz. Bu sistem için sonsuz sayıda çözüm vardır. Bu iki doğru aynı doğrular olduğu için düzlem üzerindeki her nokta kesişir. İşte 0 eşittir 0 ya da 1 eşittir 1 gibi sonuçları elde ettiğinizde fark etmeniz gereken şey, anlamanız gereken şey, bağımlı bir sistemle çalışıyor olduğunuzdur. Eğer 0 eşittir 1 gibi bir sonuç elde ederseniz, bunun bağımlı bir sistem için doğru çözüm olmadığını anlamanız gerekir. Bu durum elinizde tutarsız bir denklem sistemi olduğunu gösterir. Tekrar etmek istiyorum. Böyle bir sonuç elde ederseniz aynı denklemle ya da aynı doğrularla çalıştığınızı anlamanız gerekir. Elinizde paralel doğrular olduğu sonucuna ulaşırsınız. Ve paralel doğrular hiç kesişmeyecekleri için bu sistemin çözüm kümesi boş kümedir. Ve son olarak bir de böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. x eşittir 1 ve y eşittir 2. Tabi sonuçlar 1 ve 2 olmak zorunda değil, herhangi bir şey olabilir. Bu durumda ise elinizde bağımsız bir sistem vardır. Ve bu sistemdeki iki doğru bulmuş olduğunuz bu noktada kesişirler. Soruya geri dönecek olursak, bu sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır. Denklemler aynı olduğu için birinci denklemi sağlayan her x'ye çifti ikinci denklemi de sağlar.